soba kendini ısıtmıyor ki, keşke çekseydim. Okan, bu kömürü yanmayan vatandaşlara valilik kömür iadesi yaptı mı? Zaten. Dilekçe mi vermesi gerekiyor onların? WhatsApp'ta var mesela benim. O attı yine. Meryem attı WhatsApp'taki. Kül hali de var. WhatsApp'taki. Harca kömürcülük yaptım. Böyle bir kömür görmedim. Taş toprak içerisinde bir kömür. Elimden geldiği kadar muhtarlıkta olan odunlardan da vermeye çalışıyorum insanlara. Varsa elimde kömür de rica ediyorum arkadaşlarımıza, vermeye çalışıyorum. Toplantıda gündeme getirildi. Ben resmi olarak bir dilekçe vermedim. Bütün muhtar arkadaşlar falan şey yaptılar. Arkadaşımızın mahallemizden bana gelen şikayeti daha yeni geldi. Siz bu şekilde bir liste kimlere kömür verdiklerini biz bilmiyoruz. Ben bir tek bana mağdur olan gelenlerin durumu iyi olan arkadaşlarımız, bazıları zekatlarını falan veriyor. Az önce gösterdiğim alışveriş fişi gibi. Bu konuda bilgim yok. Yeni geldi kulağıma. Ama vatandaş şimdi çoğu dilekçe veremiyor. Aynı sıkıntıyı bu sene kömür alanların hepsi yaşıyor. Yani dilekçe veremeyenlere de aynı şekilde verilmesini şey yapıyorum. Çünkü çekiniyor insanlar. Yardım kömürü aldım ayın 23'ünde. Soba kendini bile ısıtmıyor. Taş yakmak çok zor. Yanmıyor zaten. Sürekli tekrar indirip. Ya bize külfet. Taşı çıkar eve. Tekrar indir. Dök. Vesaire. Hiç yakmasak, odun yaksak daha iyi. Odun da alsalardı daha iyiydi. 2 senedir taş çıkıyor zaten şeyden, kömürden. Sıkıntı. Soba kendini ısıtmıyor. Değil evi ısıtsın. Mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Hep çamur içindeyiz zaten şeyleri valla. Sanki böyle toprak da koymuşlar da o şekilde. Şöyle. Şimdi şöyle baktığınızda yani şey, çamur, taş, toprak, başka bir şey yok içinde. Siz böyle kömür gördünüz mü şimdiye kadar? Sobalı evde yaşadıysanız. Çamur ve taş. Kömür değil yani benim.